Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain amin ve elhamdülillahi Rabbil Alemin. Saffat Suresi 154. Ayeti Kerime. Malekum, size ne oluyor, keyfe tahkumu, nasıl hükmediyorsunuz? Ki bir önceki ayet-i kerimede El melâiketü benâtullah, melekler Allah'ın kızlarıdır diye müşrikler Efendim Rabbimize bu şekilde bir isnatta, iftirada bulunmuşlardı. Yani hazel hükmü fasit. Bu bozuk bir hükümdür. Fasit bir hükümdür. Yani böyle fasit bir hükümle, bozuk bir hükümle nasıl hükmediyorsunuz? Yani size ne oluyor ki böyle bir bozuk hükümde bulunuyorsunuz? Efela tezekkerun, düşünmez misiniz? Burada tezekkerun şeklinde. Fakat burada ta, zala dağım edildiği için benzerlikten, misliyetten dolayı teddekkerun şeklinde okunmuştur. Ki ennehu subhanehu teala, o yüce ve âli olan, mukaddes olan Allah münezzehun anil veledi. Çocuktan münezzehtir. Çocuk edinmekten, evlat edinmekten münezzehtir ve beridir. Hem yoksa lekum, sizin sultanı mübin, elinizde bir güçlü, kuvvetli, apaçık bir delil mi var? Yani hüccetun vazihatun, yani açık bir deliliniz mi var ki ennallaha veleden, Allah'ın bir çocuğu olduğuna dair elinizde açık bir delil mi var? Fe'tu bi kitabik. Hadi o zaman et-tevrat, tevratınızı getiriniz. Kitabınızı getiriniz. Ve eruni zalike fihi. Onda bunu gösteriniz bakalım. Yani var mı onda Allah'ın haşa? Çünkü müşrikler ve bir kısım Yahudiler, melekler Allah'ın kızlarıdır. Ve aynı zamanda Uzeyrunullah, Üzeyr Allah'ın oğludur diyerekten Yahudiler bu islatta bulunuyor. Yani bu durumda eğer in kuntum sadikin, doğrulardan iseniz, fi kavlik medalika, bu sözünüzde gerçekten doğrulardan iseniz, hadi kitabınızı, kitabınızda böyle bir şeyin olup olmadığını getirin bakalım. Ve cealu el müşriki müşrikune, müşrikler yaptılar beynehu teala, Allah ile, ve beynel cinneti, ve cinler arasında, eyl melaike, melaikeleri. Niçin? Li içtinabihim anil ebsari. Yani bizzat kendi gözleriyle görmüş oldukları, gözlerden gizli oldukları, yani yabancı, uzakta, örtülü, perdeli oldukları için böyle bir isnatta bulundular. Ne isnadında bulundular? Ve cealu beynehu ve beynel cinneti neseben. Yani evlat gibi, kız gibi nesep iddiasında bulundular. Neden? Gözleri böylece görmediği, gözlerinden gizli olduğu içindir ki böyle bir uyduruk durumunda bulundular. Ne ifadesiyle? Bir kavliyim şu sözleriyle. İnneha benatullah. O melekler Allah'ın kızlarıdır diye bir isnatta bulundular. Ve lekat alimetül cinnetü innehum. Muhakkak ve elbette ki andolsun ki cinler bilirler ki yani kaili zalike, yani bunu söyleyenler bilirler ki onlar nedir? Muhakkak ki o cinler bilirler ki onlar nedir? Le muhtarûne linnâr. Cehennemde hazırdırlar. Cehennemde böylece onlar hazır edilenlerdendirler. Hazırlandırılmış, cehenneme hazırlandırılmış, cehennemde hazır olanlardandır. Ve lekad alimetül cinnetü. Cinler bildi ki innem, onlar bu sözü söyleyenler, yani haşa Allah'ın kızlarıdır şeklinde. Onlar le muhtarûne linnâri. Cehenneme hazırlandırılmış kimselerdir, cehenneme hazır edilenlerdir. Yu'azzebûne fîhâ, orada ne olur? Tazip edilirler, azaba uğratılırlar. Subhanallah, Allah'ı takdis ederiz. Aslında bunun aslı yüsebbihu subhanallah. Yani tenzihen lehu, Allah'ı tenzih ederiz. Neyden? Ammâ yasifûne bi ennallâhe veleden. Haşa, Allah'ın çocuğu vardır diye vasıflandırmış oldukları şeylerden biz Allah'ı tenzih ederiz. Ancak illa ibadallahil muhresin. Allah'ın burada yine öncekinde de bu birkaç kere sürekli geçiyor bu. Dört derstir hemen hemen. Allah'ın muhlas kulları hariç. Muhlis kendi gayret çabasıyla ihlası elde etmiş, halisiyet ve samimiyet, safiyet içerisinde. Muhlas ise özel olaraktan Allah tarafından, samimiyeti özelliğinden dolayı Allah tarafından seçilmiş. Omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından Allah'ın bir lütfu olarak konulmuşluk manası vardır muhlasinde. Ey mümini. Burada genel olarak da hep müminler ifade ediyor ama yani müminlerden üstün bir derece. Müminlerden en üstünü muhlislerdir.
Muhlislerden üstünü de muhlaslardır. Muhlaslar çünkü muhlislere göre biraz daha seçilmiş ve seçkin kimselerdir. Bu cümle illa, buradaki illa ile başlayan cümle istisna-ı munkatiyon. İstisna-ı munkatadır. Yani kesik olaraktan, öncekinden tamamen ayıraraktan, böylece bu bunlar o diğerlerini Allah için ifade ettikleri durumdan elbette ki ayrıdırlar. Bunlar müstesnadırlar. Evet, ey fe innehum, o muhlaslar ne yapıyorlar? Yünezzihun Allah Teala amma yasifu haulay. Bunların vasıflandırmış oldukları şeylerden Allah'ı onlar tenzih ediyorlar. Evet, fe innekum, muhakkak ki siz ve ma ta'budune, ve o tapmış olduğunuz minel eslam, putlar, gereksiz, gerek o sizin tapmış olduğunuz o putlar var ya, malekum, malekum, yani evet, ma entüm aleyhi, ala ma'budikum, yani siz o onun üzerine, yani o mabutlarınız üzerine değilsiniz, aleyhi, müteallikum bi kavli, buradaki aleyhi ifadesi bi fatinine müteallektir. Onunla bağlantılıdır. Yani siz o fitneleyici değilsiniz. Ma entum aleyhi, siz o mabudunuz üzerine, aleyhi bi fatinin, yani fatininden, ahadan, herhangi bir şekilde o fitneleyicilerden değilsiniz. Burada fatinin kelimesi üzerine böylece müteallik olmuş olmaktadır. Ala harfi cerri. Ala harfi cerri, aleyhideki buradaki ala harfi cerri, fatinin kelimesine müteallektir. Ne değilsiniz? Yani bir fatinine fitneleyici değilsiniz, ahadan herhangi birisine. Ancak o fitneleyici olanlar istisna olduğu içindir ki, ancak o fitneleyici olanlar nedirler? Men, fitneleyebilirler. Men o huve, o kimse ki, o kimse ki salil, cahim. O kimseyi ki, o da cehenneme girecektir. Ancak onlar, yani öyle muhlasları değil, cehenneme girici olanları, yani cehennemlik olanları ancak onlar fitneleyebilirler, böyle bir imtihana tabi kılabilirler veya aldatıp kandırabilirler. Fi ilmillahi teala. Bu olay da tabii Allah'ın ilminde olmuş olaraktan, yani kimi sapıtıp saptırmayacağını Allah daha iyi bilir. Bu manada muhlas olanların bu durumda Allah tarafından koruma altına alındığı içindir ki ondan dolayı saptırılma durumu yok. Ancak onlar böylece kendileri gibi salil cahim durumda olmuş olan, yani cehenneme girici durumda olan insanları ancak onlar fitneleyip aldatabilirler. Kale Cibril'u linnebiyyi. Cibril, Nebiye aleyhissalatü vesselama, Efendimiz aleyhissalatü vesselama dedi. Ma minna maşerel melaiketi, bizlerden melekler topluluğundan ahadun, hiçbirisi yoktur ki illa ancak lehu makamun malum. Onun için bilinen bir makam olmuş olmasın. Yani bizden o melekler topluluğunun her birisinin bilinen bir makamı vardır. Fis semavati, gökyüzünde. Ki ya'budullah fihi la yetecavezu. Hadlerini aşmaksızın, tecavüz etmeksizin onlar orada, o göklerde Allah'a ibadet ederler. Burada iki şeyi nazara vermek istiyorum. Birincisi, daha önce de ifade ettiğimiz gibi melekler için uli ecnihatin mesna ve thulate ve ruba. Onlar 2, 3, 4 kanatlıdırlar. Yani melekler aynen askeriyedeki yüzbaşı, binbaşı, albay, maraşal gibi gittiği gibi. Nasıl ki her rütbe arttığında pırpırı o derece artmış oluyor. Yani onun o tabiri caizse omuzundaki pırpırlar onun bir derece makamını. Meleklerin de kanatları onların bir makamını belirtmiş olur. Bir ikincisi, yine melekler için tabii meleklere iman konusu başlı başına bir konu. Onu uzunca ele almıştım, tespitler.com'da var. Ayet-i kerimede de onların özelliklerini Rabbimiz zaten la yasun Allah'a ma amerahum ve yef'aluna ma yumerun. Onlar asla ve asla Allah'a isyan etmezler. Onlar ancak emredileni yaparlar diye zaten onların ne vaziyet içerisinde olduğunu Rabbimiz bizlere bildirmiş olmaktadırlar. Ve inna muhakkak le nahnu esafune. Yani biz muhakkak ki saf safız, saf saf dizilenleriz. Zaten girişleri ve saffati, saffa, fezzacirati, zecra diye zaten o vasıflarını da ifade etmişti. Akdamena fis salati. Böylece bizim namaz, yani kademlerimiz, yani tabii bu beşeri olarak ayak değil.
ayaklarımız namazdadır. Yani biz sürekli namazda bulunmaktayız. O inna muhakkak ki biz lenahnul musabbihun. Sürekli bir şekilde Allah'ı tesbih edicileriz. Yani el münezzihun Allah amma la yaliku bihi. Allah'a yakışmayan şeyden biz Allah'a tenzih ederiz. Zaten Subhane ifadesi tenzih manasına ve aynı zamanda tenzih makamında da kullanılmış olmaktadır. Ve in buradaki in muhaffefetun min ettakile. İnneden tahfif edilmiştir ki inne enneke enne lakinne leyte lealle illa ve la. Bu edatlar tahkik edatlarıdır. Yani ismini nas haberini ref eden edatlardandır. Evet, böylece in kanu idiler eyyan küffarı Mekke leyekulune şöyle diyorlardı. Şöyle bir iddiada bulunuyorlardı. Lev enne indena zikren. Eğer bizim yanımızda olmuş olsaydı kitaben bir kitap, mesela ne gibi minel evveline, öncekilerden kalma. Öncekilerden gelen, öncekilerden kalma. Bizim yanımızda bir kitap olmuş olsaydı mesela ne gibi min kütübil ümemli maziyeti. Geçmiş ümmetlerin kitaplarından bir kitap bizim yanımızda olmuş olsaydı, buradaki lev edatının cevabı lam ile başlayan lekunna ifadesindeki lam onun cevabı olmuş oluyor bu ifadeyle başlayan cümle. Lekunna muhakkak ki biz olurduk ibadallahil muhlasin el ibadete lehu. Ona ibadette ihlasa erdirilmiş, muhlas olan kullardan olmuş olurduk diye tabii kendi kendilerine böyle bir mazeret ortaya sunmuş oluyorlar. Kale Teala, Cenab-ı Hak ise onların bu durumuna karşı dedi ki fekeferu bi. Onlar ne yaptılar? İnkar ettiler. Bil kitabillezi ca'ehum. Onlara gelmiş olan kitapları inkar ettiler ki o da nedir? Vevvel Kur'anu. Ki o Kur'an el eşrafu min tilkel kütübi. O kitapların en şereflilerinden olan, o kendilerine gelmiş olan Kur'an'ı inkar ettiler. O halde fesefe ya'lemun. Onlar bilecekler. Yani akibete küfrüyüm. Küfürlerinin akıbetinin sonunun nereye varacağını elbette ki onlar bilecekler. Burada Arapçada sin ile sevfe istikbali bildiriyor. Geleceği, sevfe, gelecekte, ileride. Yani kıyamet koptu, her şey ortaya çıktı, mahşerde toplandı. Neticede cehennem durumu ortaya çıktı ve elbette ki onlar er geç bilecek, görecek, anlayacak. Küfürlerinin akıbetinin ne gibi bir duruma kendilerini götürdüklerini bilecektir. وَلَكَتْ مُحَقَّقْ كِلَّكَتْ تَحْقِقْ edatıdır. سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا بِنْ نَصْرِ Yardım sözümüz sebkat etti, geçti. Kime? لَاِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ Gönderilmiş olan kullarımıza, yani peygamberlere kelimemiz sebkat etti, sözümüz böylece geçti. Ne olaraktan? Sözümüz ne olaraktan ki veyye o sözümüz de geçmiş olan sözümüz, vermiş olduğumuz sözümüz لَاَغْرِبَنَّ Muhakkak ve elbette ki kesin ve kesin Ene ve Resulü, ben ve peygamberlerim galip geleceğiz. Baştaki lam ile sondaki şiddetinin tahkik edatını ifade etmiş oluyor. Ben ve Resullerim muhakkak ve elbette kesin ve kesin galip geleceğiz. Evveyat dahiye kavlu şu ki, innehum onlar lehumul mansurun. Muhakkak ki onlar için ne vardır? Nusret vardır. Muhakkak onlar mansur olacaklardır. Yani yardıma mazhar olmuş olanlardan olacaktır. Onlar yardım olunmuşlardan olacaktır. Ve inne cündena muhakkak ki bizim askerlerimiz ey müminine yani müminler lehumul galibun onlar galiptirler kime? El küffare. Kafirlere karşı muhakkak onlar galiptirler. Hangi konuda? Bil hücceti ellerinde bulunan deliller, beyanlar, hüccetler, akli ve mantıki deliller ile onlara galiptirler. Daha ve nusreti aleyhim fid dünya ve dünyada ister Bedir'de olsun, ister Çanakkale'de olsun, ister Kıbrıs'ta olsun her zaman için inşallah onlar böylece dünyada da nusrete ulaşmak suretiyle ki bunu müşrikler de kafirler de görmüşlerdir ki hakikaten bizi siz yenmediniz ki o beyaz atlar üzerinde yeşil sarıklı bir şekilde ki müşriğin daha boynuna kılıç gelmeden kafası gidiyor. Çünkü melekler böylece Bedir'de 3000 tane 5000 tane de nişanlı melekler bekliyor. Fakat ve inlem yantasir ba'dun minhum fid dünya. Her ne kadar onlardan bir kısmına yardım olunmasa vela yuntasar yardım olunmasa bile fefil ahireti. Onlara böylece ne olmuş olacak? Ahirette yardım olunmuş olacaktır. Ama genel olaraktan bunun dünyada artık kerametvari bir şekilde birçok müminlerin yardıma mazhar olmuş olduklarını da elhamdülillah görmüş olmaktayız. Fetevelle anhu. Ey Habibim onlardan yüz çevir. Ey yani a'rid an küffari Mekke. Mekke kafirlerinden yüz çevir. Ne zamana kadar? Hatta hinin bir zamana kadar.
O zaman ne zamanı tutmer fihi bi kitalihim. Onlarla cihat için, onlarla mukatele savaşmak için emrolunacak zamana kadar Mekke kafirlerinden yüz çevir. Bırak onları. Ve absirhum, onları gör. İza nezele bihimul azabı, onların üzerine azab indiğinde. Fesefe yubsiru, zaten onlar da ileride görecekler. Neyi akibete küfürlerin, küfürlerinin ne gibi bir durum içerisinde olduklarını elbette ki onlar da görecekler. Evet, yani böylece küfürlerinin cehennem olaraktan neticesinin kendileri için böyle bir durumu olduğunu onlar görecekler. Fekalu, onlar dediler ki istihzaun alaycı olaraktan, alaycı bir tavırla. Ne dediler? Şöyle. Meta nuzulu hazar azab. Bu azap ne zaman? Ne zaman inecek? Ki başka bir surede aynen şöyle ifade ediyor. Ve enzil aleyna hicareten minessema. Senin dediğin gibi elbette öyle bir durum varsa üzerimize hadi taş yağdır. Yani zorla belasını ağrıyor. Hadi o senin bahsettiğin azap, hadi söyle ne zaman gelecek? Gelsin. Mesela helak. Ne zaman gelecek? O gelsin. Kale teala. Tehdit ederim. Allah onları tehdit sadedinde şöyle dedi. Efe bi azabina. Efe bi azabina. Yani azabımız mı? Azabımız mı yestacirune? Acele olarak istiyorsunuz. Yani azabımızı acele olarak mı istiyorsunuz? Yani hemen azabımızın size gelmesini mi istiyorsunuz? Azabımızı acele mi istiyorlar? Efe bi azabina. Bizim azabımızı yestacirune acele olarak mı istiyorlar? Fe izâ. Vakta ki nezele bi sahati. Onların yurtlarına, sahalarına, onların sahalarına yani bi fenaihim, onların sahalarına indi. Kale el-Ferra buradaki diyor ki Arapça gramer alimi el-Arabu, Araplar tektefi bi zikri sahati anil kavmi. Kendi kavimlerinden sahanın zikriyle, saha kelimesinin zikriyle onlar iktifa ederler. Yani saha kelimesini zikretmekle bununla onlar kavim yetinirler. Fesa'e bi'se sabahen, ne kötü bir sabahtır. Sabahul münzerin, korkutulmuş olanların, yani cehennemle inzar edilenlerin, korkutulmuş olanların sabahı ne kadar da kötü bir sabahtır. Ki fihi, orada ne vardır? Burada ikametü zahiri makamel muzmeri. Gramer olaraktan burada zahir ismin konulmuş olması nereye? Zamirin yerine. Zahir isim burada zamirin yerine konulmuş olmaktadır. Evet, ve tevelle annum hattahin. Belli bir süreye kadar onlardan yüz çevir ey Habibim. Yukarıda da aynı şekilde ifade ettiği gibi. Ve absir, onları gör. Ve sefe yubsirun, onlar da görecekler. Burada ne yaptı? Yukarıda zaten bunu ifade etmişti. Kerrere te'kiden li tehdidihim. Onları tehdit için ne yaptı? Tehdidi tekrar etti. Bir daha ifade etmiş oldu. Yani sen bekle, onları bir gör. Zaten onlar da görecekler. Ve aynı zamanda ve tesliyeten lehu sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz'e de burada teselli verdi. Yani telaş etti. Onlar da görecek, sen de bak diyor. Subhane Rabbike. Tesbih ederiz Rabbini. O Rabbin ki Rabbil İzzet. İzzet sahibi olan Rabbini. Yani el galip olan. Neyden? Amma yesifune bi enne lehu veleden. Onun için velet isnadında bulunanların bulunmalarından İzzet sahibi olan Rabbin. Ve aynı zamanda o senin Rabbin ki Subhandır. Bütün eksikliklerden onu tenzih ederiz. Ve selamun alel murselin. O gönderilmiş olan peygamberlere selam olsun. Yani el mübelligine anillahi ettevhide ve şerai'a. İnsanlara Allah'tan almış oldukları emirleri, yani tevhid ve hükümleri tebliğ eden o rasullere selam olsun. Velhamdülillahi rabbil alemin. Ham alemlerin Rabbi olan Allah'ındır. Yani ala nasrihim. Birinci yönüyle müminlere olan nusreti olması ve helakir kafirine ve diğer cihetiyle de kafirleri helak etmesi cihetiyle alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd olsun. Biz de hamd ediyoruz. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.